Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin genç mezunlarıyla sohbet ettiğimiz Mezunlar Medde programımızda yine birlikteyiz. Bugün İTÜ Mimarlık Fakültesi 2020 yılı mezunları Okan Demirci ve Yasin Bağcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mesainizi bırakıp buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz her zaman. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Okan Demirci, Bartın doğumluyum. Üniversiteye kadar, yani ilkokul ve lise öğrenimi Bartın'da tamamlayıp İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Bir yıl hazırlık ardından 4 yılda lisans eğitimi tamamladıktan sonra 1 yıl piyasada mimarlık yaptım özel sektörde. Daha sonrasında yüksek lisans başvurusu yapmıştım. Proje ve yapım yönetimi alanında İTÜ'ye kabul aldım. Ve bir yandan oraya devam ederken bir yandan da şimdilerde Atölye Lokal şirketini kurduk ve oradan devam ediyoruz şu anda. Çeşitli çalışmalarla bu şekilde. Ben Yasin Bağcı, Konya Atatürk Anadolu Lisesi 2015 mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 2020 yılında mezun oldum. Eğitimime Konya Teknik Üniversitesi'nde yapı alanında yüksek lisansla devam ediyorum. Ahşap yapılar üzerine eğitimim devam etmekte. Okan'la beraber 6 yıllık arkadaşlığımızı da Atölye Lokal Mimarlık Tasarım Ofisi'ni beraber kurarak devam ettiriyoruz. Peki öğrencilik yıllarınıza dönelim. Mimarlık bölümünü seçmek hayaliniz miydi? Bu bölüme nasıl karar verdiniz? Mimarlık seçmek aslında lise döneminde karar verdiğim bir süreçti. O dönem medeniyet ve toplumlar üzerine çeşitli okumalar yapıyordum ve bu aslında beni temelde mimarlık alanında itmeye başladı. Ve araştırdığımda bu mimarlık alanında alabileceğim en iyi eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi olduğuna karar verdim. Çeşitli araştırmalar sonucunda İstanbul Teknik Mimarlığa Taşkışla'da eğitim almak için hazırlanıp buraya geldim. Böyle bir hayalim vardı ve gerçekleşti. İyi de oldu. Benim Yasin'in biraz daha tersi bir durum var bende. Ben lisede çok bilinçli bir şey değildim hani üniversitede ne yapacağıma dair son sınıfa kadar. Son sınıfta da YGS'ye kadar, o zaman YGS vardı. O zamana kadar da aslında mühendislik istiyordum. Yani mimarlık, yani el becerim her zaman vardı. İşte üç boyutlu düşünebilme yeteneğimin de olduğunu düşünüyordum. Ama mimarlığı çok düşünmüyordum hani yüksek bir okul kazanabilirim. Yani kendime güvenmiyordum o zamanlar. Daha sonrasında YGS'de yani beklentimin üstünde bir puan alınca biraz planlarım değişti açıkçası. Daha sonrasında mimarlığa yöneldim ama hangi okul olduğuna karar veremiyordum. Tercih döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi, işte bildiğimiz Taşkışla adıyla meşhur fakülteyi gezme şansım oldu. Orada yapılan işleri, işte öğrencilerin neler yaptıklarını vesaire görünce hani ben burada okumalıyım dedim kendime. Hani diğer mühendislik düşüncelerini falan bir kenara bırakıp tamamen ilk sıraya İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini yazdım. O ilk tercihim geldi. Güzeldi öğrencilik yılları da. Peki İTÜ'deki öğrencilik yıllarınızdan bahsedelim biraz. Bölümünüzü okurken zorlandınız mı? En çok zorlandığınız dersler nelerdi? İTÜ'yü okurken yani aslında mimarlık çok başka bir şey, alan. Hani diğer birçok alan gibi şey değil. Hani vize, final çalışayım, dersi nasıl olsa geçerim gibi bir olay yoktu. Benim en çok zorlandığım şey o oldu. Hani arkadaşlarım dışarıda işte gezerken, işte kafelere, sinemalara giderken ben daha çok işte proje dersleriyle meşguldüm. İşte sürekli bir ödev, her hafta yetiştirmesi gereken bir proje. O şekilde çok hani zorlu bir süreçti. Hani çok vakit alan bir eğitimdi. Ama hani çok zorlanmadım açıkçası şey olarak. Hani başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Okulum uzamadı. Ortalamamda hani hatırı sayılır, çok yüksekte değil ama hani ortalama bir şeyle, puanla mezun oldum. Bu şekilde. Zorlu ama. İTÜ benim için aslında keyifli başlamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi hazırlık eğitimi ve İstanbul süreci aslında bizim hayatımızda başlamıştı. Bir yıllık dil öğrenme süreci ve sosyal etkinliklerle dolu geçti o süreç bizim için ve çok keyifliydi o sene. Daha sonra mimarlık fakültesiyle beraber daha farklı bir hayat başladı. Çok rasyonel bir eğitim sisteminden geldikten sonra daha sanatsal, soyut düşünmeye ağırlıklı olan bir eğitim sistemi aslında ilk yılında beni daha çok zorladı diyebilirim. Mimarlığa ve tasarım kavramlarına alışmam bir yılımı aldı ve bir yılın sonucunda belirli dönemlerde acaba mimar olamayacak mıyım, fakülteyi bıraksam bu gibi sorgulamalara da girip. Evet, bu daha sorgulamalara ben de girdim. Bu sorgulamaların aslında bir yanıtını kendi içerimde buldum diyebilirim. Bu yanıt aslında mimarlığı böyle tek bir düzlemde gördüğümüz için aslında benim o süreçten
daha az keyif aldığımı fark ettim. Daha birçok yönünün olduğunu keşfettiğim anda aslında eğitim çok daha kolaylaşmaya başladı. Dersleri daha yoğun bir şekilde aldım ama çok daha rahat bir şekilde vermeye başladım. Bunu da farklı alanlardaki hocaların İTÜ'de varlığıyla, onların farklı alanlara yönlendirmesiyle sağlamış oldum diyebilirim. Peki okul sürecinde nerede ikamet ettiniz? İTÜ yurtlarında mı kaldınız? Kaldığınız yerlerin okulunuza veya o sırada yaptığınız işlere etkisi nasıl oldu? Olumlu veya olumsuz? Eğitim sürecimde ben 3 yıl toplamında evde, 2 yılda yurtta kaldım. İlk 2 senem yurtta geçti. İTÜ'nün yurtlarında kalmadım, özel yurtlarda kaldım. O yurtlardaki arkadaşlarımla beraber aslında birçok sosyal faaliyetlere katılma imkanımız olduğu için daha hızlı aktif bir okul hayatı gerçekleştirme şansımız oldu. Daha sonra mimarlığın getirdiği bazı zorunluluklar var. Geceleri sabahlamak, maket yapmak gibi. Bunlara yurt ortamında yeterince fırsat bulamadığımız için ev hayatını tercih ettik ve evde devam ettik. Ben de ilk bir yıl hazırlık okumuştum. Hazırlığın ilk dönemi sadece yurtta kaldım, devlet yurdunda. İşte yurttaki yaşayış, hani ben çok rahat edemediğim için daha sonrasında bir arkadaşımla eve çıktım. Daha sonrasında da sürekli bir öğrenci evinde yaşadım. Evde yaşamanın mimarla çok büyük bir artısı oluyor. Hani çünkü yurtta yaşarken gece ödev yapmanız gerekiyor. İşte ve ödevlerden sadece bilgisayar başında değil, aynı zamanda maket yaparak ilerlediği için o maket yapmak diğer arkadaşlara rahatsızlık verirdi. Hani ben yani istediğim saatte kalkıp istediğim gibi evde rahat rahat çalışma fırsatım oldu. Tek dezavantajı işte mimar fakültesi bildiğiniz gibi Taksim'de. Evim Taksim'e biraz uzaktı. Hani birkaç aktarmayla gitmem gerekiyordu. O biraz zorladı sadece. Elimde maketlerle ulaşım pek rahat olmuyor. Peki şu anda öğrenci olan arkadaşlarımıza iş hayatına atılmadan evvel henüz öğrenciyken neler yapmalarını tavsiye edersiniz? Özellikle işte biz Yasin'le de aynı zamanda çok katıldığımız yarışmalar oldu. Hani sadece okuldaki eğitime bakmasınlar. Kendilerini sürekli işte çeşitli kitaplar okuyarak, dergiler okuyarak, işte piyasayı takip ederek geliştirmeye çalışsınlar. Çeşitli mimarlık ofislerini takip etsinler sürekli. Büyük işte Türkiye'de Han Tümertekin, Emre Rolat gibi, işte dünyada da bir Archangel gibi mimarlık ofislerini takip edebilirler. Onun dışında ilk önce bahsettiğim yarışmalar, mimari yarışmalara katılmaya çalışsınlar sürekli. Çünkü mimari yarışma, yani farklı okul projesinden farklı bir proje yürüttüğünüz için size çok farklı zorluklar karşınıza çıkabiliyor. Yani okul projelerinde daha çok hani klasik şeyler, hani bir üst döneminize sorduğunuzda cevabını alabileceğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz ama bir mimari projede çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani büyük bir tecrübe imkanı oluyor. Aynı zamanda da iş bulma sürecinde de yarışmaya katılmak hani sizi işe alacak insan için aktif olduğunuzu gösteriyor aslında. Şimdi biz mesela bir şirket kurduk. Daha yeni bir şirketiz. İlerleyen sürelerde inşallah büyürsek biz de illaki yanımıza bir istihdam sağlayacağız. Ben olsam ben de hani insanların CV'sinde hangi okul yazdığına bakarım. Daha sonrasında da okul dışında neler yaptığına bakarım. Yani o yüzden okul dışında da aktif olmaya çalışsınlar diyorum. Ben mimarlık öğrencilerine tarih boyunca var olan bir mesleği icra edeceklerini tekrar hatırlatmak isterim. Mimarlık bence doğru temsil edilmesi gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. O yüzden dersleri geçme mantığından ziyade dersleri nasıl anlayabilirim, kendimi bu yönde daha doğru nasıl geliştirebilirim sorgulayabilecekleri bir eğitim ve bulundukları okulda o doğru eğitimi alamıyorlarsa kendilerini geliştirebilecekleri ikinci kaynaklar, kitaplar, uluslararası dergiler, makaleler ve çeşitli yarışmalar, ulusal veya uluslararası ölçekte yarışmalara katılmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve farklı alanda bu şekilde bilgi sahibi olabileceklerini ve o alanda kendilerinin ilgilerinin olup olamayacağını veya olup olmadığını keşfetmelerinin çok onları doğru yöne doğru geliştireceğini düşünüyorum. Ve aslında bizi de bu sürece iten lisans eğitimimiz boyunca ondan fazla yarışmaya katıldık. Ya ödül alıp almamaktan ziyade bu yarışma sürecinde öğrendiğimiz bilgiler bizim evet, sonraki hayatımızda birçok kapıyı açmamızı sağladı diyebiliriz. Peki beraber ofis açmaya nasıl karar verdiniz? Yani mezun olmadan önce de hep birlikte mi takılıyordunuz? Biz Okan'la 2015'te hazırlık eğitiminde tanıştık. 6-7 yıldır beraberiz diyebiliriz.
O dönemde de yakın bir arkadaşlığımız vardı. Sürekli olumlu bir şekilde arkadaşlığımız devam etti. Hatta mimarlık fakültesine ilk girdiğimiz anında biz aslında 3 kişi çok yakın arkadaşız. Evet. Okan, Can ve ben. Bir hocamız şey dedi, siz sürekli yapışık ikiz gibi geziyorsunuz. Biraz ayrılın diğer arkadaşlarınızla da sosyalleşin. Daha ilk oryantasyon gününde, evet. Okulun ilk günü. Okulun ilk gününde dikkat çekmiştik. O arkadaşlığımız aslında sürekli devam etti. Okan bir yıl sektör tecrübesi sağlarken ben de bir yıl yüksek lisans eğitimini tamamladım. Sonra oturup karşılıklı konuşarak bu süreci ve Türkiye'nin işte bulunduğu güncel ekonomik durumları değerlendirerek nasıl aşabiliriz, neler yapabiliriz bunu kararlaştırdık. Ve ortak keyif aldığımız bazı noktalar vardı. Yeni ürünler üretmek gibi. Hem mimarlık ofisi hem de tasarımı ele alan küçük bir atölyemizle beraber bir ofis kurmaya karar verdik. Bu şekilde özetleyebilirim, Okan'ın ekleyeceği bir şey yoksa. Tamamen işte iki kişinin anlaşıp hani yıllardır süregelen bir arkadaşlık, bir dostluğun ürünü olarak hani beraber bir iş yapma hevesimizle başlayan bir şey oldu. Şu anda da başarılı gidiyoruz. Yani umarım böyle devam eder. Atölyenizde her tür ölçekte mimari tasarım, iç mimari tasarım, kentsel planlama, mimari görselleştirme çalışmalarınız var. Bunlarla ilgili projelerinizden, yaptığınız şeylerden bahsedebilir misiniz? Biz aslında hani her ölçekte çalışmaya çalışıyoruz şu anda. Masada duran işte mesela bu defteri de biz ürettik. Bir kalemlik de üretiyoruz tasarım ahşap obje olarak. Evde tasarlıyoruz. İşte onu şu anda mesela çalıştığımız bir iç mimari ve dış mimari olarak bir restorasyon projesi sayılabilecek bir işimiz var elimizde. Duvara bir pano da yapıyoruz gerektiğinde vesaire. Tasarım ürünler. Yani her ölçekte çalışmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onun uygulayanı da biz olmak istiyoruz. Örneğin mesela en basitinden atölyemizi kurarken yapmamız gereken bir bölücü duvar vardı. O duvarı da hani dışarıya yaptırmayıp biz kendimiz yapalım istedik. Gerekirse muhtemelen bu şu an üzerinde çalıştığımız mimari projede gerektiğinde biz de gidip hani taşından toprağından da tutmayı düşünüyoruz hani. Öyle bir anlayışla ilerlemeye çalışıyoruz şu anda. Biz tasarımı aslında bir bütün olarak farklı ölçeklerde birbirini tamamlayan çalışma olarak, bir son ürün olarak görüyoruz. O yüzden birçok alanda bazı şeyleri denemeyi, malzemeyi tanımayı, kendimizi keşfetmeyi ve keyif almaya çalışıyoruz aslında. Sadece masanın başında bilgisayar ortamında sürekli çizim yaparak mimarlığın, yani doğru mimarlığın, doğru tasarımın ortaya çıkabileceğini düşünmüyoruz. O yüzden daha çok kollarımızı sıvayıp tabiri yerindeyse işe de girişip çalışmaya çalışıyoruz. İTÜ mezun olmanızın iş hayatınızda size ne gibi faydaları oldu? İTÜ mezun olmanın iş hayatımızda önemli bir etkisi oldu açıkçası. Çünkü günümüzde hani dün bakmıştık kaç tane üniversite vardı Türkiye'de? 208 adet üniversite var. Yani ve İTÜ de hani bunların arasında ilk 10'a girebilecek bir üniversite. Az önce de bahsetmiştim, eğer ben birini işe alacak olsam ilk üniversitesine, daha sonrasında da dışarıda yaptığı işlere bakarım demiştim. Hani İTÜ gerçekten hani kaliteli bir eğitime sahip. Oradan mezun olanlar dışarıdaki diğer işte aynı seviyede olan diğer mimarlardan ileride oluyor gerçekten. Bunu ben ilk işe girdiğimde fark ettim. İşte çalışma arkadaşlarıma baktığım zaman farklı üniversitelerden mezun olanlara göre daha fazla bilgim olduğunu gerçekten hani İçim rahat bir şekilde söyleyebilirim. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken bulunduğumuz kurumun önemini çok kavrayamıyoruz. Ben de onu düşünüyorum. Hep bu eksik, şu eksik diye düşünürken bazı şeyleri kaçırıyoruz. Ama dışarıya çıktığımızda kurumun dışında nereden mezunsun sorusunun karşılığını verdiğimiz anda herkes kuruma olan güveninden dolayı bize güvenmeye başlıyor. Biz aktif mimarlık sürecimizi 2 aydır yürütüyoruz ama okulun bize sağladığı eğitimden dolayı insanlar bize bir anda güvenip projelerini teslim edebiliyorlar. Ve yıllarca birikim yaptıkları, aslında bir hayal üzerine yaşamak istedikleri evi aslında bize emanet ediyorlar. Ve o güveni bir nebze de olsa İTÜ'nün verdiği o kurumsal kimlik ve toplum nezdinde bilinirliği sayesinde sağlamış oluyoruz. Peki henüz yeni mezunsunuz ama yine de bu soruyu sormak istiyorum. Mezun olduktan sonra okulda özlediğiniz veya gelecekte özleyeceğinizi düşündüğünüz neler var? Arkadaş ortamlarını özleyeceğim okulda. Ben lisans eğitimi boyunca çok fazla etkinliklere katılmaya çalışıyordum. Hafta sonları, hafta içi akşamları.
Sürekli seminerleri, çeşitli mimarlık faaliyetlerini takip etmeyi seviyordum. Ve bu çalışmaları yaparken de bir süre sonra bir arkadaş grubu oluşuyor bunları beraber yürüttüğümüz. Bazılarıyla hala görüşüp haftalık toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu süreci daha çok yaşayabiliyorduk. Şu an hayat bizi biraz daha çalışma temposuna sıkıştırdı ve bunlar biraz azaldı. Ve o konuşmaları, o tartışmaları, mimarlık gündemlerini Taşkışla'daki o çay molalarımızı özleyeceğiz. Aynen. Ben özellikle Taşkışla, Orta Bahçe ve Boğaz'a bakan 3400 tarafındaki terası özleyeceğim herhalde. Arkadaşlar, Mezunlar Medya programımızın bu bölümü umarım sizin için faydalı olmuştur. Okan ve Yasin'le mimarlık hakkında ve İTÜ Mimarlık bölümü hakkında konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.